Evet, kıymetli konuklar, değerli misafirler, ekranları başındaki sevgili izleyicilerimiz. 4 yıldır Kepez Belediyesi olarak kültüre, sanata ve birçok etkinliğe ev sahibi yapıyoruz. Ve bu güzel yarışmada sadece Kepez'de, Antalya'da değil, birçok ilimizden sevgili kardeşlerimiz, yarışmacılarımız katıldı. Ve birbirinden kıymetli finalistlerimiz de bugün finale kaldılar sizlerle birlikte ve kıymetli jürimizle birlikte onları burada performanslarını dinleyeceğiz. Bu arada bu güzel masa için de teşekkür ediyoruz. Başkanım böyle incelik yapmışlar. Ayşe Hanım valla tam prodüksiyon olduk efendim, 10 numara olmuş. Bir alkış istiyorum bu tasarım için tekrar sizlerden. Ve orkestramız hazırsa jüri, kıymetli jürimizi davet ediyorum şimdi. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Yıldız. Özkan Şenyurt. Sevgili Alper Kuş. Ve biraz piyano, biraz piyano lütfen. Biraz daha piyano istiyoruz. Efendim geçmişte herkesin böyle gönlü titrediğinde şarkılarında, değil mi? Seviyor musun, seviyorum diye böyle 70'lere, 80'lere. Başkanım muhteşemsiniz, teşekkür ediyoruz. Vallahi hem eskiye hem yeniye hem gönle dokunuyorsunuz. Bu muhteşem güzellikle bizi kıymet verdiniz. Sevgili Kepezleri, Antalyalıları buluşturdunuz. Ve İskender Doğan. Ve bir başka değer, biraz daha böyle gerçekten bir dönemin hayata bakışına yön verdi o kadar güzel şarkılar. Hem Türkiye'de hem gitti dünyaya güzellikleri söyledi. Seninle bir dakika. Ah işte o bir dakika. O güzel alkışları istiyorum sizlerden. Ve Semiha Yankı. Ve bu güzel orkestra, Kubilay Yiğit, alkışlar. Fazıl Murat, Mert Kahraman, Nuri Toksal, Mehmet Ziya, Murat Elçi, Togayhan Tural, Özgür Özen, kuliste sevgili Yasin, prodüksiyon ekibimiz. Onları niye çalmadınız? Çalaydınız, alkış geliyor daha. Ve bütün jürimiz için alkışlarınız. Teşekkürler Kepez Kent Orkestrası. Evet kıymetli konuklar. Yarışmacı arkadaşlarımız da kuliste bir heyecan içerisinde bekliyorlar. Aslında en çok onlar alkışı hak ediyorlar. Çünkü bugün gecenin
kahramanları onlar, muhteşem bir sahne yapacaklar. Tabii ki sizin motivasyonlarınızla, sizin onlara verdiğiniz destekle. Şöyle kocaman alkışlarınız, ıslıklarınız, çığlıklarınız, kulise bir ses gitsin. Bu da yarışmacılarımız için. Sevgili yönetmenimiz kulisi gösterebiliyorsa. Sevgili Pelin Uzun geliyor şimdi o güzel alkışlarınızla kulisimizde söz. Evet, sıradaki finalistimiz Pelin Uzun. Hemen Pelin'i de tanıyalım. Akdeniz Üniversitesi'ndeydin. Kendinden bahseder misin? Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıf öğrencisi müzik bölümünde. Yarışmaya ilk kez katılıyorum. 25 yaşındayım. Bu kadar. Pelin, söyleyeceğin şarkı Sultanı Yega. Evet. Biraz anlatır mısın şarkıdan bilmeyenler için? Sultanı Yega aslında bir makam ismi. Sultanı Yega diye bir makam vardır. Ve şarkıda akşam olunca, ay doğarken Sultanı Yega şarkılarının zamanını geldiğini aslında vurgular diye algıladım ben. En azından çok araştırdığımı söyleyemeyeceğim ama aynı zamanda tam bugün Sultanı Yega şarkısının piyasaya sürülmesinin 39. yıl dönümü. Bilmiyorum nasıl bir şans getirir mi getirmez mi bilemeyeceğim. İnşallah getirelim diyelim. Derin bir manası var. O zaman sahne senin, Sultanı Yegah'la Pelin karşınızda, alkışlarınız ona gelsin. Merhaba. Merhaba. Kıçkırık olayı unutma beni. Çaldın mı? Üniversitemizi güzel temsil ettin. Başlar ay doğarken saltanatı
sağ olun. Tebrikler sevgili Pelin Uzun. Teşekkür ederim. Sevgili Semiha Yankı'dan rica edeceğiz. Ergüder Yoldaş'ın çok önemli bir bestesi. Nur Yoldaş'ın da muhteşem sesinden dinlediğimiz bir şarkıdır bu. Şimdi burada sen bunu söylerken ben tabii Nur Yoldaş'ı düşünerek yola çıkıyorum. Hala çok güzel okuyor bu şarkıyı. Kadın 60 küsur yaşında. Değil mi İsko? Şimdi yiğidi öldür hakkını ye. Nur nasıl okur bunu? Daha 2 ay evvel gene okudu, tüylerimiz diken diken oldu. Bir alkışlayalım efendim şöyle. Yani, tabii yani Nur Yoldaş. Nur Yoldaş'a da selamlar Türk olsun. Türk pop müziğini hakikaten gelmiş ki önemli şarkıcılardan bir tanesidir gerçekten. Çok güzel yorumladın. Teşekkür ederim. Çok güzel de sesin var. Sahneyi biraz daha kullanabilseydin, böyle birazcık daha fıkır fıkır olsaydın. Hani her şey çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seni. Çok sağ olun. Evet, o güzel alkışlarla sevgili Pelin Uzun'u uğurluyoruz. Kıymetli konuklar, ekranları başındaki çok değerli izleyiciler, yarışmamız aynı güzellikte devam ediyor bugün final gecesi. Tabii ki yarışmamıza, sadece bu yarışmamıza kıymetli misafirler, 187 kişi katıldı. 187 tane kardeşimiz. Daha önceki hayatında belki 3-4 tanesi böyle profesyonel sahneyle tanışan ama diğerleri Kepez'deki kardeşlerimiz, Konya'daki kardeşlerimiz, Isparta'dan, Burdur'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelip bu yarışmaya katılan oldu. Ne mutlu bize, hepsi de burada güzel arkadaşlıklar, dostluk kazanıp gittiler. Sadece bir yarışmamızdaki Kepez Belediyesi 4 tane ulusal yarışmaya, birçok yerel yarışmaya ev sahipliği yapılıyor. Sevgili başkanımız bu konuda çok hassas. Ayrıca sevgili Kepez Kaymakamımız ve bütün kamu kurumlarımızda, Kepez'deki bütün kamu kurumlarımızda, esnaf odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızda her zaman belediye ile birlikte bu güzelliklere emek veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımızın nezdinde de kamu çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim size de güç kuvvet versin. Onlara da alkış istiyoruz sizlerden. Ve kulisimizde Osman Efe Ceyhan bekliyor bizi. Sizin de alkışlarınızı bekliyor. Evet Bülent, sırada yakışıklı bir kardeşimiz yarışacak, Osman Efe. Osman Efe, seni tanıyalım ama Osman herhalde dedenin ismi anladığım kadarıyla. İki dedemin de ismi. İki dedenin de. Evet. Yani Osman'dan kurtuluş yoktu, onu anladık hemen. Osman, hangi okuldan katılıyorsun yarışmaya? 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Burdur'dan katılıyorum ben bu arada. Ha, Burdur'dan geldin. Evet. Yalnız mısın? Kimle geldin? Ailem, destekçilerim sağ olsun beni yalnız bırakmadılar. Saim abim çok destek oldu. Çok sağ olsun. Saim abi de geldi. Evet. Saim abi de geldi diyoruz. Osman Efe, şık görünüyorsun. Bir özelliği var mı kıyafetinin, yoksa böyle bir nostalji mi yapayım dedin? Benim için bir özelliği yok. Kesinlikle konsepte uygun. Hangi parçayla dinliyoruz seni? Tanju Okan'dan Hasret şarkısını söyleyeceğim. Tanju Okan parçasıyla Osman Efe sahnede. Başarılar sana. Sahne sırası sende. Senin baban kim? Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel, ey nazlı güzel. Bu aslında babamındı, küçülttürdük. Nerede baba? Baba nerede? Alper hocam içeride Nuri Alço demişti ama. Çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni,
Öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz içim, ilahımsın sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Anlamsız şimdi, sendin bana neşe veren. Seviyorum, sevdim diyen. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin. Kara sevdam, sevgilimdin. Unutamam asla seni, her gün anıyorum yasla seni. Ne olursun dön dön bana. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz için, ilhamsın sevgilimsin, sen benim. Her şeyimsin. Güneş, solgun gündüz gece, İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgi, yanağım ıslatıyor, yanağım. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz için, ilhamsın sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Harikasın Osman Efe Ceyhan, ağzına sağlık valla. Sen bizim klasik arabaları gördün mü? He? Klasik arabaları mı? Kepez Belediye'mizin klasik arabalarını gördün mü? Görmedim. Kent Ormanı'nda, bizim Dokuma Park'ta. Vallahi görmeyi çok isterim. Bu kıyafetlerle gidip bir fotoğrafını çektirsen o arabalarla. Muhteşem bir fotoğraf olur valla. Ağzına yüreğine sağlık sevgili Osman Efe Ceyhan. Sevgili Özkan Şenyurt. Osman'cığım merhaba. Merhaba. Kıyafetin yine çok güzel. Çok sağ olun. Ya, kıyafet gerçekten önemli, kostüm. Yani parçanın ruhunu vermek adına, parçayı yaşamak adına, karşıya geçirmek adına çok önemli. Çok sağ olun. Sizin öyle galiba bir olay var değil mi? Eurovision'daki kıyafetinizle alakalı sizin bir serzenişiniz vardı. Polonya, Portekiz elbisesi miydi, yerel kıyafetiydi? Rusların. Bir kısmının yani yöresel bir kıyafeti o. Başında tacı vardı onu. Ben onu taksaydım Rus kıyafeti olacaktı. Takmayınca bizim Bindallı'ya benzettiler. Şimdi Tanju Okan parçası, ki Tanju Okan oldukça böyle bas, volümlü ve hacimli bir ses. Yani bunu okuyabilmek hakikaten her erkek vokalin yapabileceği bir şey değil. Bir de kendin olmak diye bir şey var ya. Ne demişti ünlü Türk büyüğü Tarkan, başkası olma kendin ol. Onu diyeceğim yani, gerçekten kendisi okudu yani, kendi Tanju Okan'a benzemeye çalıştı. Sağ olun, çok teşekkür ederim, teşekkürler. Yani kendin okudun, kendin oldun yani. Hakikaten seni kutluyorum. Bir çok teşekkür ederim. Profesyonel bir destek alıyor musun, profesyonel bir ders alıyor musun? Şu an için almıyorum, bu yarışmadan sonra almaya başlayacağım. Yani herhangi bir okulda falan hiç? Müzik hocam. Müzik hocam. Lisede Saim abim. Yani Saim abim. Evet. Güzel. Baba, doğru adres olmuş yani. Güzel. Yani hocam abim diyorum, burada mı? Kendisi hocam aslında. Nerede kendisi? Hocam neredesin? Burada. Merhaba. O hocana da bir alkış alalım o zaman. Evet biz. Bence de.
Osman'cığım yolun açık olsun. Çok sağ olun. Çok heyecanlıyım. Yok, keyifle dinledik. Semih Hanım. Bir tek şeye dikkat et. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alev, alev yok, alev. Tamam. Nüanslar önemli efendim, doğru. Tabii. Evet, kesinlikle. Alev, yok öyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Buna dikkat edeceksin. Çok teşekkür ederim. Seni ben ekmek arası bile yemem. Seni böyle tek başına çıtır çıtır yerim. Benim güzel torunum yaşında yavrum. Maşallah. Senin tadın bozulmaz. Sahneye ne kadar yakışıyorsun, ne kadar güzelsin, ne kadar güzel okuyorsun. Allah nazardan korusun seni. Güzel evladım benim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yerim ben seni, canımın içi. Burdur elbası gibi vallahi, maşallah. Haydi bakalım Osman Efe, o güzel alkışlarla gönderiyoruz. Çıtır çıtır. Vallahi helal olsun sana. Klasik. Efendim içinizde oyuncak müzemize gitmeyen var mı acaba? He? Gitmediniz mi cidden? Dokuma Park'a gitmediniz mi daha? Siz Antalya'da yaşamıyorsunuz ki. Vallahi bak. Yani şimdi çok büyük hani gökdelen falan, ya her şey bedene dokunur da bazı şeyler gerçekten gidince ruha dokunur. Ben yaşımın el verdiği sürece, ben oyuncak müzesine gittim. Vallahi billahi baktım, çocukluğumu yaşadım. Bana başka hiçbir şey yaşatmadı. Yani zaten gaye de o olmuş. Sevgili başkanım da Allah razı olsun çıtayı o kadar yüksek tutmuş ki bugünün çocuğundan ta dünün çocuğuna Allah ömür versin. Hani 100 yaşında bir akrabanız varsa ve yaşıyorsa, ki Allah uzun ömür versin. Bizim bir akrabamız var, yüzü geçmiş durumda. Geçen gelinine şey dedi. Kızım dedi, sana bir şey olursa bana kim bakacak dedi. Yani Allah uzun ömür versin. Eğer onu götürün, bak o bile orada, aha bu demezse ben de bir şey bilmiyorum efendim. Gitmeyenleri davet ediyoruz. Gençler mutlaka gelin ha. Oyuncak müzemiz gerçekten muhteşem. Ne güzellikler var orada. Siz de kendinizi bulacaksınız. Haydi bakalım şimdi işte hayat şarkısıyla kulisimizde Özlem Özdemir bekliyor alkışlarınızı. Gecenin 11. yarışmacısı Özlem yanımızda. Özlem de tecrübeli bir yarışmacı. Geçen yılda vardım bu yarışmada. Özlem, tanımayanlar için hemen seni tanıyalım. Özlem Özdemir, 19 yaşındayım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Müzik bölümü okuyorum. Arkadaşların da burada, sınıftan herhalde. Müzik bölümünde okuyorum dedin. Gelecekteki düşüncen nedir? Yine müzik alanında ilerleyeceksin. Gelecekte sahnelerde görmek istiyorum kendimi. Sahnelere yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. Sahne hayatına atılacağım diyorsun. Biraz da heyecanlısın. Heyecanını geçirebildik mi bari? Evet. Özlem, son olarak hemen şunu soralım. Sen ne düşünüyorsun? Sizin yaşınızdaki birçok genç böyle bir sahnede, böyle bir orkestra karşısında şarkı söylüyor. Ne ifade ediyor sizin için? Yani hani bu yaşta tabii gerçekten heyecan verici bir şey. Elinde mikrofon, o kadar insanın karşısında, yani ay çok ayrı bir şey, mutluluk verici, bir yandan heyecanlı. Yani herkes katılmasını tavsiye ediyorum ben. Çok güzel bir duygu. Teşekkür ediyoruz Özlem. Sahne sırası sende. Alkışlarla seni sahneye uğurluyoruz. Ayrılıklarında sonu var. Ben teşekkür ederim. Yani çok pişmansan biz gidelim. Thank you.
Gittiğin gün zaman durdu sanmıştım. Gittiğin gün ölümü yaşamıştım. Gittiğin gün zaman durdu sanmıştım. Meğerse ben yanılmışım. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle diriliyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. Yaşadığım hatıralar bir bulanık film sanki, senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini, her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. Bir güneşsin, bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık film sanki, senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini, her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyle bir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine sevgili Özlem Özdemir, tebrikler. O da sizin fan kulüp. Grup Merdiven. Siz hangi okuldasınız? Oo, güzel sanatlar. Sizi ayrıca tebrik ediyoruz kardeşlerim. Vallahi sizi ayrıca tebrik ediyoruz. Sevgili Özlem, ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Yusuf Hocam, güzel sanatlardan sonra yol üniversiteye düşüyor. Hadi buyurun bakalım. Evet, inşallah bekleriz üniversitemizi. Özlem, seni yarı finalden hatırlıyorum. Daha yine dik bir parça seçmiştin ama slow bir parça seçmiştin. Dik parçalar, hareketli, aksiyonu, tansiyonu yüksek parçalarda biraz zor olur. Zorlandığını gördüm biraz. Yukarılarda bayağı bir zorlandın. Bu da dolayısıyla orkestra olan uyumunu birazcık sarstı. Bunu söylemek zorundayım. Ama yine de başarıların devamını dilerim. Yarı finaldeki performansının altında bir performans sergiledin bana göre. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben teşekkür evet. Parçaları kendileri mi seçiyorlar efendim yarışmacılarımız? Geçen yarı finallerde ama hocalar seçmişti.
Evet, o da önemli bir ambiyans efendim. Bakın, sevgili müzisyen arkadaşlarımız seçtiğinde daha güzel sonuçlar yakaladık. Demek ki siz yaparken bir de danıştığınız olacak. O güzel alkışlarla gönderiyoruz sevgili Özlem Özdemir'i. Yandaki televizyonlarımızı gördünüz mü efendim? Siyah beyaz yayın yapıyoruz buradan. 70'lere de yayın yapıyoruz vallahi. Nostaljik şekilde. Bazıları karıncalar var. Eskiden böyle biliyorsunuz yana vurunca çalışırdı. Ya başkanım ne güzel nostalji yaşattınız bize, yemin ederim. Allah razı olsun sizden. Regülatör vardı değil mi? Ya şuradan yandan vurunca. Anten yukarıda. Tabii TRT, Allah onlardan razı olsun. Anten valla. Gene Antalya'da anten çevirmenin sıkıntısı yok. Ama Anadolu'da o anten çevirme işinden çok gazi oldu biliyorsunuz. Kayıp aşağı yardırıp. Ne güzel efendim, antenden düşen gazilerimizi de andık vallahi, nostalji. Ve Merveke'ler için rica ediyorum alkışlarınızı. Hadi bakalım, kulisimizdeyiz. Artık gecenin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son üç yarışmacımız kaldı bu finalin. Hemen seni tanıyalım. Bu arada kıyafetin de çok şık. Kıyafetinde hikayesi var. Seni tanıdıktan sonra hikayeyi de dinleyelim. Tamam. Ben Merve Keler, Kepez Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Yani daha önce yarışmaya hiç katılmadım. Yani bu ilk deneyimim ve finale kaldım. Çok mutluyum. Tabii ki burada olmak bile büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımı da buradan tebrik ediyorum. Daha önce söylüyor muydun şarkı? Yarışmaya katılmadım dedin ama hani farklı bir yerde söylediğin var mı? Evet, okuldaki programlarımızda söylüyorum yani. Anma programlarımızın çoğunda yer alıyorum tabii ki. Koromuz da var. Hemen bu elbisenin hikayesini dinleyelim. Ya aslında tam elbisenin hikayesi yok ama Emel Sayın çok estetik bir kadın. Yani elleriyle ünlü zaten. Yani kıyafeti falan da çok yani güzel. O yüzden o zamanlarda Feryat filmi varmış. Yani çok meşhur bir filmmiş. O yüzden o zamanlar şarkıda kliple beraber çıkmış yani. Feryat filmin adı, şarkının adı da Feryat. Emel Sayın ile Tarık Akan oynamışlar başrollerinde. İzledim, çok da güzel bir film. Ondan esinlendim böyle. Her şeyinle tamamladın yani anladığım kadarıyla konsepti. O zaman sahne senin diyoruz Merve. Alkışlar sana gelsin. Başarılar. Öğretmenimiz sayesinde okulda sahneler alıyoruz. Başlar ay doğarken gizemli kanatları. Bayağı bir benzemiş, evet. Yani. Yarabbim her yardımı artık duysam diyorum. Senden ya bin sabır ya bir ümit
Acının böylesini aşka düşmeyen bilmez. Hatıramdan hayalim, gözümden yaş silinmez. Acının böylesini aşka düşmeyen bilmez. Sevgiler, sevgili Merve Keler. Ağzına, yüreğine sağlık. Çok şık olmuşsun bu arada, çok asil olmuşsun. Çok teşekkür vallahi ederim, sağ ol. O güzel kıyafet için tekrar bir alkış rica ediyorum. Maşallah sana. Sevgili İskender Hocam, buyurun. Güzel kızım, bir melek gibisin. Çok güzel kıyafetin. Sağ olun. Pes seslerde zorlanıyorsun. Ama tizlerde çok güzel. Senden ricam, diyafram dersi al. Peslerde zorlanmadan söyleyebilmenin yolları var akademisyenlerde. Bence hep şarkı söyle, sakın ortadan kaybolayım deme. Seni kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, o güzel alkışlarla. Sevgili Merve, seni o güzel alkışlarla uğurluyoruz. Arkadaşlar, bu sanatın her dalında olduğu gibi müzikte de kurslarımız var. Sadece Antalya'mızın değil, Akdeniz'in, Türkiye'nin en kıymetli hocaları burada. Gerek sanat müziğinde, gerek halk müziğinde, gerek popüler müzikte. Biz de Kepez Belediyesi'nde burada sevgili kardeşlerimize tamamen ücretsiz kurslar veriyorlar bizim AKMEK vasıtasıyla. Efendim, sosyal medyadan ve internetten takip ederseniz muhteşem kurslarımız var. Sanatın her dalıyla ilgili ve tamamen ücretsiz bu kurslarımız. Sizleri orada birlikte ders yapmaktan, ağırlamaktan onur duyarız efendim. Mutlaka bekliyoruz hepinizi. Evet, yine bir hanım yarışmacımız şu anda kulisimizde bekliyor sevgili Yasin. Beyza Başpınar yanımda ve tüm şıklığıyla karşımızda duruyor. Beyza, hemen seni tanıyalım. Senin de ilk tecrüben bu yarışma. Atatürk Anadolu Lisesi'nden katılıyorsun. Neler yapıyorsun? Evet, ben buraya katıldım çünkü gerçekten adını duydum ve buraya katılmak istedim. Hocam sayesinde katıldım. Bu şekilde, yani okul gecelerinde sahneye çıkıyorum arada öyle. Finale kalacağını düşünüyor muydun? Yarı finalde bekliyor muydun? Hayır, hatta ben buraya finale adım okunduğunda çığlık attım. Herkes sus sus dedi. Yani sürpriz oldu senin için. Peki bu süre içerisinde ne yaptın? Nükhet Duru'dan söyleyeceksin.
Hazırlandın mı iyi? Evet, bizim orkestramızla birlikte gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlara bizim için çok uğraşıyorlar. Onlarla birlikte çalıştık kaç kere. Hazırım. Peki Beyza, bekletmeyelim seni. Sahne sırası sende diyoruz. Başarılar. Sekiz yaşından beri bir öğretmenim tarafından keşfedildi. Ne de heyecan var mı? İlk yarışmacısı. Beni rahat bıraktın.
Beyza Başpınar, ağzına sağlık. Çok şıksın. Hani derler ya efendim işte Şanzelize Caddesi'nde falan, opera binasında falan. Yok abi, bak Sakarya Caddesi'ndesiniz, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndesiniz. Dünyanın en büyük güzelliğini yapıyoruz işte. Yok öyle Eyfel Kulesi falan. Vallahi billahi bu işler gönülden. Kardeşim tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Nazar değmesin inşallah. Bir alkış daha. Vallahi böyle opera tadında. Değil mi Sayın Kaymakamım? Hani Sayın Başkanım, sevgili misafirler. Helal olsun sana. Hemen yorumu da sevgili Alper Kuş'tan istiyoruz. Biz puanları verdik çoktan yani. Sıkıntı yok, puan sizin işiniz. Geçmiş olsun Beyza. Teşekkür ederim. Bizi yanıltmadığın için ilk elemeden beri teşekkür ediyoruz. Güzeldi ilk girdiğinde, korktuk yani, ne oluyor, kesmez bizi inşallah dedim. İyi oldu. Dur bakalım ne olacak gecenin sonu. Geçmiş olsun. Kostüm de iyi başkanım, size de gider aslında. Sahne şovdur. Tabii. Buyurun Semiha Hanım. Çok iyi bir şarkı seçmişsin bir kere. Yani finallerde işte böyle şarkılar dinlenilmeli ki bizler de karar verebilmeliyiz. Bazı arkadaşlarımızın belki teşbih hata almasın, belki senden de güzel sesleri var ama öyle şarkılar seçiyorlar ki kendilerini ifade edemiyorlar, duyuramıyorlar. Bir kere olağanüstü şarkı söylüyorsun. Muhteşem. Ben çok bağıran şarkıcıları aslında sevmem. Çok bağırıp beni yorar öyle şarkıcılar ve şarkılar. Ama o kadar tadında yapıyorsun ki bu işi. Yormuyorsun. Öyle güzel geliyor ki karşıdan. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür olmalısın ederim. Sahnelerde. Çok teşekkür ederim. Vallahi. O güzel alkışlarla uğurluyoruz. Alalım. Sahnede malzeme bırakmayacaksın. Rakibe. Eline geçmesin. Hadi bakalım topuklara dikkat. Efendim. Nasıl böyle gençler, ne güzel değil mi? Eskilerden böyle. Oh. Ya olmaz mı tabii? Bir kere çok bilinçliler bir kere, her şeyden önemlisi. Şimdiki gençler bizim zamanımızdaki gibi değil. Şimdi teknoloji çağındalar. Her şeyi bilerek geliyorlar. Çok akıllılar, çok zekiler. Pırıl pırıl bir gençlik geliyor bir kere. Bir de bunun yanı sıra böyle bir gençliğin bizim şarkılarımızı okuması da benim hoşuma gidiyor. Ne mutlu değil mi? Tabii ya. Yani benim torunum seninle bir dakika okuyor. Anneanne bak senin şarkını okuyor. Seninle bir dakika diyor. Yani 5 yaşındaki çocuk bundan geliyor. Eyvallah. Bunlar önemli. Ne güzel bir yerlere bir imza bırakabildiysek ama pırıl pırıllar, olağanüstü geliyorlar. Tekrar kutluyorum sizi. Gerçekten Sayın Başkanım, olağanüstü bir iş bu. Keşke her sene ben gidip bu da şunluk yaptım, ne yapsam? Evet. Vallahi çok keyif ya. Ama en başından beri gelmek lazım, ilk elemelerden. Hani seçmeleri falan yapalım. 187 kişi dinlediniz. Hani baklasını yapmak isteyene evine baklasını yemeye göndereceksiniz. Öbür türlü hakikaten bu işi yapmak isteyen ve bu çok başarılı bir iş. Semih gerçekten Hanım, kutluyorum sizi. Bizim Türkiye'nin en güzel açık hava tiyatrosu bizim burada Kepez Ormanımızın böyle altındadır. Küfül küfül yıldızların altında. Yazın efendim. Benim gönlüm sarhoş. Yazın biz orada bir güzel Semiha Yankı gecesi, İskender Doğan gecesi yaparız Allah'ın izniyle. Olma mı? Tamam efendim. Tabii ki. Ne güzel olur. Ama birazdan sizleri de canlı canlı dinlemek isteriz. Şimdi bakacağız. 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 Yarışmacı kardeşimi gelsin. Sevgili Yasin, hadi bakalım finalistimiz de gelsin. Ondan sonra Semiha Yankı'dan, İskender Doğan'dan o güzellikleri dinleyeceğiz. Söz kuliste. Evet, sıradaki finalistimiz Mesut Melih Gökçe yanımızda ama onu tanımadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Her geçen yıl daha da iyiye giden bir yarışmadan şu anda bahsediyoruz. Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri ve burada en fazla, en çok emeği geçenlerden biri de şu an sunucumuz Bülent Yurdakul. Tüm salondan da bir alkış istiyorum. Bülent, senin de inanılmaz katkın var bu yarışmanın. İnanılmaz bir emeğin var. Sana da teşekkür ediyoruz. Ve Mesut Melih Gökçe'yi tanıyoruz. Merhaba, 30 yaşındayım, piyano öğretmeniyim. Benim için çok heyecanlı bir gün. Eşim burada, babam burada, öğretmenlerim burada, öğrencilerim burada. Benim için güzel bir imtihan olacak. Öğrencilerim dedin, hemen açalım orayı. Piyano öğrencilerim. Piyano kursu veriyorsunuz, piyano hocasısınız. Evet, piyano öğretmeniyim. Şu an hala eğitiminiz devam ediyor mu yoksa ne aşamada, hemen ondan da bahsedersek? Akdeniz Üniversitesi'nde okudum. Şimdi yüksek lisans yapıyorum yine aynı üniversitede müzik üzerine. Eğitimim devam ediyor. Bir yandan da geleceğin piyanistlerini yetiştirmeye çalışıyoruz.
Hocam seni tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi öğrencilerin de burada, öğretmenlerin de burada. Onları da bekletmeyelim. Sahne sırası sende diyoruz. Alkışlar sana gelsin. Çilesi çekmediysen hani büklüm büklüm koynumda. Müzik mi değil, melik mi? Orkestraya da yapalım 8-10 kutu. Yaş Kemal Edince, yolun açık olsun. Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendim, kimse görsün istemedim. Candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlümde. Gerçekleri gördüm, yeter dedim. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar, ya sonra ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben. Sen hoşça kal. Sen hoşça kal. Bilmem nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken. Kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden. Korkuyorum her biten günden. Bırak kalbimi sen şimdiden. Bugünün bir de yarını var. Mutluyduk belki bugüne kadar, ya sonra ne yaparım senden sonra? Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben. Sen hoşça kal bugün. Hoşça kal bugünlerin, yarınları var, gidiyorum ben. Sen hoşça kal. Ya sonra, ya sonra, senden sonra, ya sonra. Ne yaparım senden sonra? Kal, nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadım.
beni. Sevgili, bıraktım seni. Hoşça kal bugünlerin, yarınların var, gidiyorum ben. Sen hoşça kal bugünlerin, yarınların var, gidiyorum ben. Sen hoşça kal. Tebrikler Mesut Melik Gökçe. Ağzına teşekkür sağlık. Piyano hocası mı dediniz değil piyano mi? Piyano öğretmeniyim. Valla. Sevgili dostlar, bizim yarışmanın müzik kalitesinin nereye geldiği herhalde buradan biraz böyle size de gelir efendim. Öğrenci kardeşlerimiz de katılıyor. Yarışmamız o kadar kaliteli bir hale gelmiş ki öğretmen kardeşlerimiz de katılıyor. Onun için emeği geçen bütün arkadaşlarımızı teşekkür ediyoruz bu yarışma için. Başta başkanımızı ve kıymetli ekibini. Başkanım gördüğünüz gibi valla akademisyenler bile katılıyor. Muhteşem. Ayrıca Kudret'e başkanım benim ışıklarımı çok şekilli yapmışlar. Abi istediğin kadar aydınlan diye bu güzel jest içinde. Ayrıca teşekkür ediyorum. Jürinin yok. Çe. Utanmasam koyup götüreceğim. Çok havalı bir şey. Çok havalı değil mi? Efendim. Semih Hanım. Yorumu da sizden rica ederim. Beni güzel tuvalet masası olur. Başkanım makyaj masası böyle değil mi? Hanımefendi bilir. Geçeceksin karşılama. Parıl parıl Allah. Efendim yorumu da sizden rica edeceğiz o zaman Mesut için. Şarkı çalınca söyleyecek hiçbir şey yok. Yani haddimi aşarım bir şey söyleyecek olursam. Koreografiyle ilgili sıkıntı var. Böyle durmamanız gerekiyor sahnede. Size olan saygımda. Estağfurullah. Ama gerçekten hani... Şöyle bir duruş, böyle bir elinizi nereye koyamamak, bunlar puan kaybettirmemeli çünkü çok güzel şarkı söylüyorsunuz, çok güzel sahnenizin olması gerekiyor. Prozette hiçbir sıkıntı yok, her şey çok güzel. Ama ne olur sahne duruşu, sahne çok önemli. Haklısınız, daha sonra dikkat edeyim o zaman. Lütfen, her şey yolunda, olağanüstü bir sesiniz yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tebrikler kardeşim, ağzına yüreğine sağlık, o güzel alkışlarla uğurluyoruz seni. Sahnenin tozuna yutana durmak kolay tabii ama vallahi hani öyle çıkınca değil mi başkanım vallahi adam kalıyor böyle bak diye. Ama başkanım en büyük gururum nedir biliyor musunuz? Şu sahneyi birlikte beraber açtık ya. Vallahi billahi hep duygudur benim için. Elhamdülillah siz de bize bu şansı tanıdınız. Birçok kardeşimize de tanıdınız. Allah sizden de razı olsun. Efendim Semiha Yankı güzel güzel yorumladı. Birazdan kendisini davet edeceğim ama şu anda jürimiz muhtemelen... Ha, hallediyoruz. Efendim, jüri... Değil mi ya? Şimdi şöyle çok kuvvetli alkışlar istiyorum sizden. Ne filmlere ne güzellikler kattı, ne yüreklere ne gönüllere. Şöyle gel ön tarafa doğru kattı. Birlikte gidelim. Evet. Sevgili dostlar, çok şanslısınız. Bu anlayışı sürdürmek... İskender! Nereye gittin bensiz kuşum? Ama şimdi birazdan senin de ifadeni alacaklar. Anladım. Bakın, dinlemek çok kolay. Alkışlamak çok kolay. Ama emek hiç kolay değil. Ben bu akşam burada bir mucizenin gerçekleştiğini kalbimle ve gözlerimle gördüm. Bir sanatçıyı yaratmak için vermiş olunan bu mücadele, yani ben istiyorum ki herkes ayağa kalkıp öyle alkışlasın. Hem de şimdi. Evet. Muhteşem. Onlar sizin dostlarınız.
Biz bugün geldik, yarın gidiyoruz. Onlar sizin evlatlarınız. Onları yetiştiren bu güzel insanları alkışladığınız için, ayakta alkışladığınız için kalbimde güzel bir hatıra bıraktınız. Tebrik ederim. Başkanım, sen zaten muhteşem bir adamsın. Her yerde bir orkestra şefi var. Tebrik ederim. Devam. İstiyorum ki bu emeği bazı yerlerde konsere dönüştürün. Bakın, çok güzel evlatlarımızı izledik. Orkestra zaten eşlik ediyor. Bunu yaymak için neden bir küçük bir turne yapmıyorsunuz? Hazır hepsi beraber yakın çevrelere gidip onları bir kere daha alıştırmamız lazım sahneye. Onun için söylüyorum. Pazar günü Göçerler'deyiz. Oradan başlıyoruz başkanım. Talimat aldık efendim. Şimdi hiç bilmediğiniz bir şarkımı birlikte söyleyeceğiz. Kan ve Gül. Elleri görelim. Hep beraber. Kan ve gül, gülle diken, sevgimle sen. Birbirine dönük sırt, sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken, aşkımla sen. Birbirine dönük sırt, sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hazırız. Seviyorum. Seviyor musun? Ağlıyorum. Gülüyor musun? Özlüyorum. Gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun. Arka taraf. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden, fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden, fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden, fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hazır mıyız? Seviyorum. Seviyor musun? Ağlıyorum. Gülüyor musun? Özlüyorum. Gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun bir daha. Seviyorum seni. Ağlıyorum. Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun. İskender Doğan. Evet, ağzınıza sağlık efendim. Vallahi seviyor musun? Bir daha söyle. Yalan söylüyorsun diye. Efendim, o zamanlar işte gençlik zamanı, kış dönemlerinde
Genciz, aşığız. İskender abi verdi gazı. Gidiyoruz, bağırıyoruz. Gece bekçisi peşimizde. Seviyor musun? Biz ondan sonra da seninle bir dakika dünya demekmiş, ömür demekmiş, iyi geçen dakika ahiret demekmiş diye böyle sevmek bir ömür boyu sürer diye sevgili Semiha Yankı'yı dinledik. Uslandık, güzelleştik. Lütfederseniz siz de alkışlarınızı gönderirseniz Türkiye'nin en güzel sesli kadınlarından bir tanesi. Kendisi güzel. Sevgili Semiha Adam Yankı. Adam gençlik diyor ayol. Gençlik. Hiç bende yaşlanmış kadın hali var mı? Hiç adamda yaşlı bir adam hali var mı? Teşekkür ederim. Biz hala genciz. Hala değil. Biz genciz. Her daim. Biz genciz. Yemişim nüfus kağıdı yaşalıyormuş. Alırsa alsın bana ne? Aa, değil mi? Ne okuyoruz? Seninle bir dakika. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Işıkları da isteriz böyle. Çakmak, ışık. Biraz söndürelim. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Buyurun. Hasret tüken kavuşma. Hasret tükenmez gibi kavuşmak. Bir dakika sevmek, bir ömür süre sevişmek. Bir dakika sizlerle buluşmamız bir dakika daha geçti. Gözlerin gözlerimi canım bir dakika daha içti. Seninle buluşmamız bir dakika daha geçti. Gözlerin gözlerimi canım bir dakikada içti. Buyurun efendim. Hasret Remember the ones we've lost and they were the ones without most. In this world of hatred on us, there is no future for us. La 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 la. Buraya kocaman bir alkış rica edebilir miyim? Olağanüstüsünüz beyler. Ne diyeyim, Allah nazardan saklasın. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederiz efendim. Vallahi billahi. Sağolunuz. Siz de öylesiniz. Çok mersi. İnşallah uzun yıllar gönül telimizi titretin efendim. Böyle bizim o güzel sesinizle. Güzel siz de böyle güzel güzel konuşun, yumuşatın. İşimiz o yani, yapacak bir şey yok. Allah Allah.
Öyle. Vallahi ağzına sağlık ya. Teşekkür. Ne güzel ettin ya. Teşekkür ederim. Çok mersi. Hemen sizi yerinize alıyorum efendim. Görüşmek jürimizi Alper Bey, siz de yerinize alıyorum. Ve finalistlerimizi davet ediyorum şimdi. Müziğimiz gelsin Kubilay Usta. Ve Devrim Özen, Gözde Erdoğan, Gülümser Akıllı, Rümeysa Hasman, Ümit Çınar, Serhat Duyan, Yağmur Yavuzer, Selena Kar, Pelin Usun, Osman Efe Ceyhan, Özlem Özdemir, Merve Keler, Beyza Başpınar, Mesut Melih Gökçe. Harikasınız. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, notlarımız şu anda gidiyor. Onlar mı? Sonuçlar. Tamam, birazdan alacağız. Birazdan alacağız. Birbirinden değerli 187 kardeşimiz katıldı. Buradaki bu güzel kızlarımız, yakışıklı kardeşlerimiz finalistler. Ama 187'si de kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Kepez Belediyesi geleneksel müzik ödüllerimizin finalistleriyle birlikteyiz. Biraz daha piyano, piyano, biraz daha piyano. Toplumda cevher vardır efendim. Olmaz mı? Hele bizim toplumumuzda her bir köşemiz cevher. Ama o cevherleri çıkartmak başka bir güzellik. O cevherleri işlemek başka bir güzellik. O cevherlere kıymet verip böyle güzel bir sahne yapıp ağabeylik yapmak bambaşka bir cevherlik. Teşekkür ediyoruz Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanımız, ev sahibimiz, Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'yü de davet ediyorum, ev sahibimizi. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sizin sözünüz, kelamınız güzeldir. Müsaade istiyoruz, sözü başkanımıza bırakıyoruz. Çok değerli dostlar, bugün çok güzel bir akşamı çok değerli kaymakamımızla birlikte yaşamaktan dolayı ben de çok mutlu oldum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gençlerimizi desteklediğimiz, onları alkışladığımız, onları yüreklendirdiğimiz bu güzel akşama hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim, bizim biliyorsunuz 600 bine yakın nüfusumuz var ilçe olarak. 56 ilden daha büyüğüz. Ama 18 yaşının altında 100 binden fazla hemşerimiz var, kardeşimiz var, gencimiz var. Ben iyi bir şehir meydana getirmek için her şeyden evvel kültür ve sanatı merkeze almayı, kültür ve sanatla birlikte gençleri geleceğe taşımayı, onları kültüre, sanata, spora yönlendirmeyi en önemli şehircilik faaliyeti olarak düşündüm, düşünüyorum ve düşünmeye de devam edeceğim. O sebepten dolayı gençlerimizi başta kültür ve sanat, devamında spora yönlendirmek, eğitimin kalitesini arttırmak, onları güzel bir insan haline getirmek bizim en önemli önceliğimiz oldu. İşte bugün bu müzik yarışması dördüncüsünü gerçekleştiriyorsa, 187 tane genç kardeşimiz buraya müracaat etmişse ve böylesi güzel bir salonda, böylesi güzel bir prodüksiyonla, güzel bir programı hep birlikte icra etmişsek ve bunun mutluluğu da bize ait olmuşsa, o zaman doğru yoldayız demektir. Ben bu büyük yarışmada olağanüstü emekleri olan, sahnenin arkasında görünen, görünmeyen kim varsa bütün arkadaşlarıma, bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum ve alkışların en büyüğü onlara gelsin diyorum. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir yarışmayı gerçekleştirdik. Ondan önceki yıl da güzeldi ama bu yıl en güzeli. Seneye kendimiz de yarışacağız, çok daha güzellerini yapacağız. Hem katılımcı sayımız artacak,
hem prodüksiyonun kalitesi artacak, hem de üstadlarımızın eleştirileri doğrultusunda zihnimde bugün yeni yeni şeyler oluştu. İnşallah onları da yapacağız. Hedef daha iyi bir gençlik, hedef daha iyi bir gelecek. Aslında bir anlamda bu bir eğitim programı. Onlara gönül veren, onlara cesaret veren, başta çok değerli konuklarımız Sayın İskender Doğan ve çok değerli Semiha Yankı hanımefendi başta olmak üzere bütün gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler ve alkışlar onlar için gelsin diyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz size. Kardeşlerimizin hediyelerini takdim etmenizi rica edeceğiz. Hepsini hediye almışız. Oh ne güzel. Oh gitarlar, harika efendim. Her köşede bir gitar. Hayatınız hep name dolu olsun efendim. İyi olur. Evet, hediyelerimizi takdim ediyoruz. Kardeşlerimize hediyelerimiz var. Tabii ki yarışmamızın üçüncüsüne 3.000, ikincisine 5.000, birincisine 7.000 ödülümüz var. Size ikramiye var. İyi çalıştınız. Hadi. Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Jüri üyelerimizi de davet ediyoruz. Sevgili Semiha Yankı, İskender Doğan, Yusuf Yıldız, Özkan Şenyurt ve Alper Kuş, plaketleri takdim edelim kardeşlerimize, sevgili üstadlarımıza, değerli Semiha Yankı hanımefendiye. Semiha Hanım, bunlar bizim Antalya çiçeklerimiz. Sevgili İskender Doğan, plaketlerimizi takdim ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, Özkan Şenyurt hemen. Nasıl, heyecan var mı? Her şey çok güzel. Sen de? Şey nerede? Sevgili Yusuf Hocam. Thank you.
Evet, şimdi jürimizde hemen yerlerini alıyoruz. Sahnemizden ayrılmıyorlar. Şimdi birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü açıklayacağız. Sevgili kaymakamım, sizleri davet ediyoruz. Ayşe Hanım, sevgili Ayşe Tutuncu hanımefendiyi, kıymetli başkanımızın sevgili eşi. O da hep gönül işlerinde, vakıf işlerinde, sağ olsun efendim, Doktor Ayşe Hanım'ı ve bütün hanımları da bir alkışlamanızı rica ediyoruz. Sayın kaymakamım, sayın başkanım, Mustafa başkanım, buyurun. Sayın meclis üyem, sonra döşeme altından kültür müdürümüz İbrahim başkanım, buyurun efendim. Genç kardeşlerimizin, ilçe başkanımız, genç kardeşlerimizin heyecanına sizlerin de ortak olmasını rica ediyoruz. Heyecan müziği falan bir şey yok mu orkestra? Yoruldunuz mu? Buyurun efendim. Adnan başkanım, esnafın sesi. Buyurun. Sevgili Yasin, gel bakalım kulisimizde. Sevgili Özkan, sevgili Kudret, sevgili Mehmet Turan, Erdal müdürümüz, Erdal müdürümüz. Sevgili Can Afacan, seni de davet etsek. Durali başkanım, Eşref başkanım, buyurun. Biraz piyano, sevgili Can Afacan. Biraz daha piyano istiyoruz. Ekranların başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, Kepez'den sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz size. Kepez Belediyesi Geleneksel Müzik Yarışmamız. Birbirinden kıymetli 187 kardeşimiz katıldı. 14 finalistimiz var ve yarışmamızın üçüncüsü Ya Sonra şarkısıyla Mesut Melih Gökçe. Sayın kaymakamım, buyurun. Ayrıca 3000 lira para ödülü yine sevgili Mesut Melih Gökçe bizden kazandı. Ve yarışmamızın ikincisi Sultani Yegah şarkısıyla Pelin Uzun. Buyurun İskender Doğan, sevgili Semiha Yankı. Sen şarkıcı mısın? Ve teşekkür ediyoruz. Kepez Kent Orkestrası alkışlar gelsin. Sevgili jürimiz alkışlar. Kepez Ajans alkışlar. Aktüel'e teşekkürler. Emeği geçen FBL Production hepsine teşekkürler. Yasin Anzerli teşekkürler. Ve gecenin birincisi. Önce şarkısı gelsin sevgili Kubilay. Ve sana vurgunum Beyza Başpınar. Hemen geliyoruz. Kuvvetli alkışlar Beyza için. Ben gene sana vurgunum.
Sevgili Beyza, seni tebrik ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamım. Bir de Beyza, şöyle ön tarafta, şu kameralara doğru duygularını bir almak istiyorum senden. Sen nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum hemen. Hayır, yani ikamet Antalya. Olarak. Antalya, neresinde? Karşıyaka. Karşıyaka'dan. Aynen. Bak kepezimizin kızına, evet. Maşallah. Maşallah, vallahi billahi. Evet. Evet, söz sende. Efendim, geleneksel müzik yarışmamız, Kepez Belediyesi 4. müzik ödüllerimizin bu yılki birincisi sevgili Beyza Başpınar oldu. Muhteşem sesiyle güzel kardeşimiz. Bütün yarışmacılarımıza sizlerden alkış rica ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, sizlere Kepez'den, Antalya'dan sevgiler, saygılar gönderiyoruz bu muhteşem, güzel organizasyondan. Değerli misafirler, kıymetli konuklar. Efendim, güzel bir gece yaşatmak istedik size. Fotoğraf için sizleri tekrar rica edeceğiz. Buyurun. Evet, yarışmacı kardeşlerimi şu ön tarafa bekliyorum. Ön tarafa efendim. Bugün onların günü. Tabii. Başkanlarımız, kaymakamlarımız sizin hem yanınızda hem bak arkanızda. Siz öne gelin bakalım. Evet. Ön tarafa Barış abi, hadi. Şöyle eller sallayarak. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Gününüz güzellik dolu olsun sevgili izleyiciler. Sanat dolu, müzik dolu. Her şeyden de daha çok dostluk dolu, arkadaşlık dolu yıllar diliyoruz. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ve sizlere Kepez'den, sevgili Hakan Tütüncü ve bütün takım arkadaşlarından, yol arkadaşlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın lütfen.